Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edilen Atatürk 1881-1919 filminin ikincisi vizyonda. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ve filmin yapımcısı Saner Ayar, NTV'de Ömer Vatan Artıran'ın sunduğu Gece Gündüz programına konuk oldu. O sohbetten bazı bölümleri ekranlarınıza taşıyarak bu saati noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Düşerse Gelibolu düşer. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşu, büyük bir liderin öncülüğünde kaderini yeniden yazışı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan milli mücadele yıllarına, yetim bir çocuktan bir kahramana dönüşmesine uzanan süreç Beyaz Perde'de. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Atatürk 1881-1919 filminin ikincisi vizyonda. Filmin yapımcısı Saner Ayar ve başrol oyuncusu Aras Bulut İylemli NTV'ye konuk oldu. Bittiyse acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var. Milli mücadelenin 100. yılına bir armağandı. Fakat tabii kendi içinde zorlukları da olan bir yoldu. Nasıl başladı bu macera? Aslında 1919'un 100. yılında 2019'da karar verdik. Biz Cumhuriyet'in 100. yılına gerçekten yakışır bir Atatürk filmi yapalım diye. Çünkü bizim endüstrimiz bunu birkaç kez denedi. Dünyada çok engellendi. İyisi oldu, olamadı. Ve bütün bunlardan sonra hani yola çıktığımızda şöyle bir algı vardı. Ya, yine becerilemeyecek galiba. Fakat 3,5 yıl çok çalışıldı. Ve sahiden bu konunun en iyileri bir araya geldi. Yani yönetmenimizden, senaristimizde, oyuncu grubumuza, sanat grubumuza muazzam insanlar bir araya geldi. Ve hani bazen olacak iş kendiliğinden olur ya, o şekilde oldu ve aktı. Ve bugün buradayız. Artık bizim endüstrimizin, Türkiye'nin bütün dünyaya izletebileceği, dünya standartlarında, dünya standartlarının da bir çıt üzerinde iki tane Atatürk filmimiz var. Kalabalık bir ekip ve oyuncu kadrosuyla çekilen, hazırlıkları 1,5 yıl, çekimleri 4,5 ay süren filmde Atatürk'ü Aras Bulut İylemli canlandırıyor. Atatürk'ü oynamak zannederim bunun en zorlu kısmı. Aras'cığım, nasıl hazırlandın bu role? Bir kere zaten Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Üzerine bir sorumluluk alıyorsun, çok büyük bir sorumluluk alıyorsun. Çok iyi tarihçilerimiz var, bilgisi olan. Orhan Çekiç'le çalıştım. Evine gittim. Beni evine misafir etti. Tarih danışmanlarımız, askeri danışmanlarımız, dil. Paşamın o kadar çok dili, o kadar çok yeteneği var ki fiziksel olarak yetişmek zaten mümkün değildi. Fransızca, Almanca, Bulgarca, Arapça, etkilendiği yazarlar, Türk yazarlar, yabancı yazarlar hepsini okuyarak aslında önce bir okuma sürecinden geçtim. Daha sonra at binmeye hep devam ettim. Zaten hep paşam gibi gözükmek istiyordum çünkü. Psikolojik olarak da hazırlandım. Yani psikolojisi olarak, yani çocukluğundan itibaren de anlattığımız için küçük Mustafa, genç Mustafa Kemal, subay Mustafa Kemal ve o Atatürk olmaya giden, o kahraman olmaya giden yolunu anlattığımız bir hikaye olduğu için bu psikolojik olarak da hazırlandığım bir evre oldu aslında. Psikolojisi üzerine de hazırlandığım bir evre oldu. O tepe düşerse Gelibolu düşer. Bir insan iyi asker olabilir, iyi doktor olabilir, iyi eş olabilir, iyi bir enstrümanın virtüözü olabilir. Ama bir insan bunların hepsi olabilir mi? Yani Mustafa Kemal Atatürk ya acayip bir evlat. Yani annesine olan bir aşkı var. Annesiyle olan ilişkisi muazzam. Acayip bir eğitimci, acayip bir devrimci, acayip bir asker, yani acayip bir siyasetçi. Yani dilimize geometri terimleri kazandırmış yani, bir liderden lider. Bahsediyoruz değil mi? Yani bir ömre ve kısacık bir ömre. Bütün evet. Bunlar nasıl sığar? Bir sahne vardı ilk filmde hani annesinin yetimden ne olur? Evet. Ve onun da ayağını vurarak gör bak neler olur dediği bir sahne vardır. Gerçekten yetim bir çocuğun bütün bir ulusun babası olma hikayesidir Atatürk'ün hikayesi. Acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var.